Ayakkabı kutularını unutmuyoruz. Ya saçmalamayın ablam ya. Gidin. Koskoca Cumhurbaşkanı para burada yer bırakmamış. Belçika bankalarını unutmuş. Niye andımız niye kaldırıldı? Belçika bankalarını unutmuş. Andımız demek ki Türklükten rahatsız olanlar var ki andımız niye kaldırıldı? Andımız. Siz andımız. Bu ülkenin Osmanlı'dan Atatürk'e kadar bu ülkeyi biz ne şartlar altında kurduk? Siz bu ülkenin her bir devresinde 5 seneye kadar iyiydi. Bu yabancı Irak-Suriye savaşı oldu. Türkiye'ye bu göçleri aldı. AK Parti'den memnun değiliz. İlk 5-6 sene beğeniyorum, ondan sonra hiç beğenmiyorum. Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Sultan Gazi ilçesinde yapıyoruz. Tabii Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en uzun süre iktidarda kalan parti AK Parti oldu. Bazı kişiler AK Parti'nin ülkeyi güzel yönetemediğini iddia ederken bazıları da tam tersi söyleyerek en güzel şekilde yönetiyor, yönetmeye devam etmeli diyorlar. Biz de Sultan Gazi'de vatandaşlarımıza sizce AK Parti'nin ülke yönetimi iyi mi kötü mü diye soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra like atmayı unutmayın. İyi seyirler. AK Parti'nin ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? İyi yönetebiliyor mu? Daha iyisi olsa verir misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi daha iyi bir insan gelse elbet veririz ama şu anki yani gördüğümüzü söylüyorum. Yani güzel bir yönetim var. Var. Memnunsunuz. Şu anda AK Parti'nin yönetiminden memnun değilim. Çünkü hani ekonomi iyi diyorlar. Bakıyorum ekonomi zayıf. Ondan sonra işsizlik aldı başını gidiyor. Nasıl ekonomi iyi? Memnun değilim. Çok teşekkür ederim. Ya tabii ki eksikleri var ama çok yere göre tabii ki çok iyi yönetiyor. Evet tabii. Şu sistemde memnun değilim. Memnun değilim. Evet. Çok teşekkür ederim. 5-6 sene beğeniyorum, ondan sonra hiç beğenmiyorum. Saptı mı? Hiç beğenmiyorum. Saptı. 5 sene sonra saptı diyorsun. Tabii. İyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Söyle abi, iki tane söyle. Valla iyi tarafı bazı yanları güzel yaptı, bazı yanları kötü. Niye? Nasıl kötü? Yol yapmış, hastane yapmış, bunları yapmak da bir mazeret değil yani bu. Çünkü hepsi yol yapmışsa yapmışla devretmiş. Ben burada hiç ödemediğim yoldan para vereyim vergiden. Geçmediğim yola para vereyim ben. Bu iş olmuyor ya. Aynen, doğru söylüyorsun. Yap işlet modeli yanlış işliyor. Yap işlet modeli hastanede bir doktora 60 bin bir doktora 60 bin tane hasta kapasiteleri vereyim. Bir doktora 60 bin tane hasta yok ki nasıl çıkaracak? Nasıl olacak bu? Sıkıntı. Ha, ondan sonra özet abi, özet. Memnun musun değil misin? Ben değilim. Şu anki iktidarda memnun değilim. Şu anda memnunum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yok abi. İlk baştan belki biraz vardı. Kaç yıl yaptılar ilk baştan? Yani bir cumhurbaşkanı değil de başbakan döneminden çalışmalı iyiydi yani. Gerçekten iyiydi yani milletin. İlk dönemden bozuldu mu? Ondan sonra zaten abi aynen bozuldu. Çok teşekkür ederim. Şu an için yani doğru konuşulursa yönetim olarak yanlışlarımız var ama bence benim kanaatimce yani iyi mi kötü mü abi onu söyle. İyi yönetim yapamıyor. Yapıyor abi, şu an için yapıyor. Çok teşekkür ederim. İyi yönleri de var, çok kötü yönleri de var. Abi bir iyi bir kötü söyle. İyi yönleri yani yolları falan yaptı, bu sağlıktan biraz şey yaptı ama tam teşekkürlü yapmadı yani normal öyle bildiğin gibi yani. Şey. Kötülüğü de işte yapmış oldu, çık piyasa, o teröristtir, o terörist, o vatan haini, o vatan haini, ayrıştırma yani. Şimdi senin memleketinin nereye olduğunu düşüncene saygı duyarım ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının altından hayır, yaşıyorsa doğru. Bunu hiçbir zaman inkar etmemen lazım. Evet. Hepsini bir tüt, oyu veren olur, gönüllü emri bir tüteceksin. Halkını. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Teşekkür ederim. Ya memnunduk şu ana kadar. Şu andan itibaren de hiç herhangi bir zengine yine yardım. Fakir yine sürünmeye devam. Artık o yok. O bitti. Çok teşekkür ederim. Sana. Şimdi AK Parti deyince burada tabii yani Türkiye kapsamlı hani bütün partiler de var mesela işin içerisinde. Her zaman mesela şunu söylüyoruz. Tek taraflı bakmayacaksın yani buna. Ona bakarsan Ekrem İmamoğlu da geldi dedi ki her şey güzel olacak dedi ama maalesef yaptıkları her yani hizmet her şey ortada. AKP'nin durumuna da bakıyorsun, onun yapmış olduğu durum ortada. 0-0 elde 0. Ama kurtuluş yerine refah parası ne diyorsun? Kesinlikle yani Allah'ın izniyle inşallah gelecekte inanıyoruz da inşallah iyi bir yerde de olacağız. Çünkü Siyonizm istemiyor ki bu adamı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Dış güçler abi gel. Şimdi iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Kötü tarafı olması şu şekilde, kendi insanları, halkı böyle burada zulüm, sefalet aç dururken dışarıdan bir sürü insanları
da böyle buraya getirdiler. Göçmen çok. Artı şimdi bir tane normalde çalışma yerinde, iş yerinde birileri alındığı zaman normalde 2500 lira, 3000 lira fiyat çekerken öbür adam gidiyor 2000 liradan çalışıyor. Bizim insanlarımız sefalet içinde yaşıyor böyle burada. Yani politikası da yanlış. Yanlış. Bir de hastaneye gidiyorsun, vergisini ödüyorsun, primini ödüyorsun. En son sırada sensin. Onlara öncelik var. Ben bu yani bu yönetim bu şekilde çok sıkıntılı. Çok teşekkür ederim. Çok sıkıntılı. AK Parti'nin 19 yıllık ülke yönetimi iyi mi kötü mü? Memnun musun? Memnunuz yani. Bir eksikleri vardı. Tabii ki şimdi her insanı memnun edemezsin ama gerçekten de... Memnunsunuz ama çok teşekkür ederim. Çok berbat. Çok berbat. Abi barajlar, yollar, köprüler, meydanlar yaptırıyorlar. Kendi yandaşlarına yaptırıyorlar. Yani bize faydası yok. Bize faydası yok. Çok teşekkür ederim. Ben rica ederim. Memnunum. Sıkıntı yok. Sonuna kadar memnunum. Çok teşekkür ederim. Ben şahsen memnun değilim şu anda. Yapamıyorlar. Yapamıyorlar. Çok teşekkür ederim. Güle güle. Abi gel. AK Parti'nin 19 yıllık ülke yönetimi iyi mi kötü mü, memnun musun değil misiniz? İyi yönleri de var. Ne mesela? Yanlışları da var. Bir tane kötü söyledikleri. Şu anda ülkenin bu durumu berbat, aldık başımızı gidiyoruz. Ekonomiyi durduramıyor. Ekonomiyi durduramıyor. Hele ki şu pandemi sürecinde. Bırakın. Bizim bir sürü ihtiyacı olan insanlarımız var. Bunların hangi birine ne kadar el uzatıldı? Biz insan olarak bile yapamıyoruz. Çünkü kendimize bakamıyoruz ki. Yardıma ihtiyacı olanlara biz nasıl el uzatalım? Mevzu anlaşıldı. O zaman memnun değilsiniz. Aynen değilim. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İlk 5 yılından sonra bozuldu. Memnun değiliz. Bozuldu. İlk yıllarda bir şeyler yapmasını... Nasıl bozuldu mesela? Bir dikkat çeken bir tespitiniz var mı? Ne uzaklaştı mı fakir fukaradan? Mesela devlet kurumları partileşti. Bağımsız kalamadı. Hep bir kişiye bağlandı. Bağımsızlığını kaybetti. Ondan sonra yozlaştı yani. Çok teşekkür ederim. Vallahi. Ben mesela Erbakan Rabet'e hiç oy vermedim ama bize bir zam verdi. Ondan sonra ben bir şey görmedim. Emekliler için ben emekliyim mesela. Hiçbir şey görmedim. Oy da vermedim ama yani şimdi seçime girmiş olsaydı, dursaydı oyumu verirdim ona. Oğlu var efendim, yine Refah Partisi'ni kurdu. Ya yok. Onu da şey yapmam ona, şimdi onlardan şey olmaz diye. Efendim yönetim onlar iyi değil mi yönetim? Yani ülkeyi iyi yönetemiyorlar. Öyle herhalde. Çünkü fiyatlar artık. Vallahi ne bileyim, İstanbul'u gördük işte. Ne yapıldı İstanbul'a? Hiçbir şey yapılmadı. Yani altyapılar çürük, 30 senelik, 40 senelik. Her gün bir yer patlıyor, yollar öyle. Ne yaptı şimdi? Doğru konuşmak lazım. Çok teşekkür ederim. 9 yıl oldu. Ya 19 yıldır gördük. Yani şu anda ben iyi görmüyorum yani. İlk sıralarında iyiydi. İlk dönemlerinde iyiydi ama şu an için bozuldu diyemem de bilmiyorum yani artık nasıl bir sistem, nasıl şey, öyle mi gerekiyor, ne yapıyor? Yani pek ne çıkamıyoruz. Çok teşekkür ederim, saygılar. Ya. İlk defa böyle bir şey duydum. Ben söyleyeyim abi, AK Parti'nin ilk 5 senesi güzeldi. Bizde bir atasözü var, diyor yiğidi öldür hakkını yeme. Ama geri kalan AK Parti bozuldu. Yani AK Parti değişti. Yani artık nasıl değiştiyse yani sağda sarayı düşünüyor AK Parti. Çok teşekkür. AK Parti'nin 19 yılı. Yollardan geçemiyorsun. Bütün arabalar dolmuş. Ya, 150 milyon ya. Ben bırak şimdi kardeşim. Sen ne bırak? Sen ne konuşuyorsun ya? Sen bir daha bakma bana. Sen konuşma. Niye konuşmayacağım? Niye diyorsun? Neden konuşmuyorsun? Başka adam yok diyorsun. Tam ne demiş? Terbiyeli ol. Terbiyeli ol. Ben satan mı var? Hadi sağ ol. Kıyafetleyeceğim beni sana. Yok o sen AK Partililer mi? Şerefsizlik. Şerefsizlik yapma. Sen şerefsiz de az yanlış yaptın ya. AK Parti'ye şerefsiz. Tehdit etme. Tehdit etmeye hakkın yoktur. Hacı abi AK Parti yönetim. Ben AK Partiliyim. Sen ne olursan ol. Sen bana diyor var ya. Memnun musun yönetimden Hacı abi? Memnunum abi. Niye memnunum? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sen niye? Ben şey diyeyim o sanki şerefsiz. Yanlış oldu biraz. Yanlış. Çok beğeniyoruz. Devam etmesini de istiyoruz. Tamam. Gelecekte de görmek istiyoruz. Hiçbir şeyini beğenmedim. Yollar, köprüler, barajlar, okullar. Baraj yaptı, köprü yaptı. Kim yaptı? Amerikalılar yaptı. Bir araba kaça geçiyor? 300 liraya geçiyor. Aynen. Kaça geçiyor? Bizim değil diyorsun. Bizim değil tabii. 40 yıllığına başkasının. Zaten ömrü bitecek, biz alacağız. Evet. Memnunum. Diyorum ya, çok memnunum. Gayet de memnunum. Eğer nankörlük edenlere de gözüne dizine dursun. Memnunuz. Memnunuz. Tabii memnunuz. Ya AK Parti yönetiminden yani memnun olduğumuz taraf da var, memnun olmadığımız taraf da var yani. Bazılarına memnunum ama çoğusuna memnun değilim.
bir örnek verebilir miyim? Mesela şu hastane, yol işleri ama onlar da tabii babaların hayrına yapmadılar çünkü hepsinden para alıyorlar. Evet. Memnun olmadınız? Memnun olmadın mı işte? Geçeyim. İnsanlar halini görüyoruz. Şurada halk ekmeğinin kuyruğunu biraz bir saat sonra görürsün. Evet. Başka bir şey demeye gel. Bundan 5 seneye kadar iyiydi. Bu yabancı Irak Suriye savaşı oldu. Türkiye'ye bu göçleri aldı. AK Parti'den memnun değiliz. Onlar 10 yıldır var, evet. 10 yıldır işte. 10 yıldır 5'ten 10 sene arasında AK Parti 10 sene iyiydi. 2 dönem iyiydi. 5 iyiydi. Ondan sonra bu 2 20 19'a çık berbat. Ve oyu da onun yüzünden kaybetti. Doğru. Bu seçimleri de bundan kaybetti. Vallahi ben memnunum abi. Keşke yasak. Ben memnunum, evet. Çok teşekkür ederim. Vallahi ben memnunum. Vallahi ilk önce memnunduk da bazı hataları var. Bozuldu. Fuhuşu kaldırdı memlekete. En büyük kötülüğü onu yaptı. Fuhuşu yasaktı eskiden. Çıkardı. He, şimdi çıkardı. Adam televizyona gidiyor, karısı diyor ki benim karı falan adama vardı diyor. Bir aydır orada. Ne yapak? Getirin ben kabul ediyorum diyor. Fuhuşu kaldırmasaydı bu olmayacaktı işte. Evet. Ya ben şu anda değilim ya. Yani iyiydi sonra. Tabii dedim ya ilk 10 yıl çok iyiydi. Şu anki düzen benim sevmiyorum. Abi, beğenmiyorum. Ne olacak ülkemizin hali? Ne yapacağız? Vallahi ülkemizde yaşantıyı burada 83 milyon kişi olan dediğim gibi hiçbir parti bizim babamızın oğlu değildir. Hiç yani bizim akrabeş dostumuz değil. Biz sadece tabii ki hizmet kimi mi? Benim oğlum, çoluğum, çocuğum nasıl yaşantısı güzel olursa ben o hükümeti desteklerim. Ama şu anda memnun değilim. Ya o yönettim. Anlaşıldı. Bir ara iyiydi bak ben kötü demiyorum. Bir ara iyiydi. Çok tamam. Çok iyiydi. Belediye başkanıken de iyiydi. Ne zamandan sonra bozuldu abi sizce? Abi bozuldu şurada. 8-10 senedir bozuldu. Bayana bozuldu. Tanıyamıyorum diyorsun. Herhalde abi. Çok. Yani şu anı yönetemiyor mu? Aynen. Valla kim bana bakarsa ona oyu vereceğim. Kim benim maaşımı artırsa ona vereceğim. Sorun yok. Evet, ben İstanbul'daydım. CHP zamanında da ben İstanbul'daydım. Tamam. Su bulamıyorduk. Tankerlerle su taşıyorlardı insanlar. Ya şimdi ilk başta biraz iyiydi, sonlardan hiçbir şey kalmadı. Her şey bozuldu. AK Parti çok güzel bir insandır. İlk iki yılına bir şey diyemiyorum. Bak, ilk iki yılına bir şey demiyorum. Ama iki yıldan sonra... İlk iki dönem. İki dönem. Son iki dönem yoldan çıktı. Niye çıktı biliyor musun? Ona oy verirsen bir numaralı vatansever, ona oy vermezsen vatan hain. Öyle bir şey yok kardeşim. Herkes istediğine verir. Ha. Terör örgütlerine masaya oturanlarda oy vermem, veremem. Verdiremez, kimse de veremez. Silah çakacaksa vermem. Masaya oturan kimse PKK'la gitsin, vatanı öyle savunsun. Ayakkabı kutularını unutmuyoruz. Ya saçmalamayın ablam ya. Gidin. Burada diye Koskoca mesaj verdiğini unutmuyoruz. Para yer bırakmamış. Belçika bankalarını niye aldınız, unutmuş. Niye aldınız, niye kaldırdınız? Aldınız. Demek ki Türklükten rahatsız olanlar var ki. Andımız niye kaldırıldı? Andımız. Siz andımız. Bu ülkenin Osmanlı'dan Atatürk'e kadar, Osmanlı'dan Atatürk'e kadar bu ülkeyi biz ne şartlar altında kurduk? Siz bu ülkenin her bir devresiniz. 2010'dan sonraki yönetimden zerre memnun değilim ben. 2010'dan sonra tamamen bozuldular. Dalgalı. Bir günümü tutmaz. Gel evet. Kardeşim, beni ikna eden varsa bu toplulukta gelsin. Daha bundan iyisi Türkiye'de gelmemiştir. Yüzyıllık cumhuriyette bundan sonra da gelmez. Ben AK Partili falan da değilim.